Merhabalar, Ortak Payda kanalımıza hoş geldiniz. Ben Özge. Bugün bu videomda cesareti ve fedakarlığı ile Türk kadınının kahramanlığını gözler önüne seren Osmanlı tarihinin önemli savaşlarından 93 Harbi diye adlandırılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda genç yaşta gösterdiği büyük kahramanlıklarla simge haline gelen Aziziye tabyasının geri alınması için verdiği mücadeleyle tanınan efsane kadın Nene Hatun'un destanı ile karşınızdayım. Nene Hatun tarihin içinde gizli kalmış gerçek bir karakter. Bir kadın kahraman. Onun yaşamı ve yaptıkları muhteşem tarihimizden sadece bir kesit. Ama bu kesitte Nene Hatun'un yaptıkları, yaşadıkları insanı şaşırtacak bir çizgide. Evladım anasız büyür de vatansız büyüyemez diyen ve beşikteki bebeğini bırakarak cepheye koşan, 1. Dünya Savaşı'nda 4 oğlundan 3'ünü şehit veren Nene Hatun. Osmanlı Devleti Aziziye tabyalarında Nene Hatun'un teşvikiyle büyük bir dayanıklılık örneği ortaya koymuştur. Aziziye'yi kurtarmış, binlerce Moskov askeri öldürmüştür. 3 aylık bebeğini beşikte bırakıp cepheye koşan Nene Hatun. Elinde satırı ile dövüşürken aldığı yaranın etkisiyle kanlar içinde yerde yatıyordu. Ama hiçbir şey ona kanlı satırını elinden bıraktırmayacaktı. Ve şimdi sizleri Nene Hatun'un destansı yaşam hikayesiyle baş başa bırakıyorum. İyi seyirler diliyorum. Bir destan bu. Tümüyle gerçek, yaşanmış bir Nene Hatun destanı. Öksüz kalır da Türk çocuğu, yurtsuz kalmaz diyen bir kadın kahraman. Nene Hatun, 1857 yılında Hüseyin ve Zeliha çiftinin kızı olarak Erzurum'un kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Çeperli köyünde dünyaya geldi. 16 yaşına bastığında Erzurumlu Mehmet Efendi ile evlendirilerek doğup büyüdüğü Çeperli'den Taş Mescit mahallesine taşındı. O dönemde Osmanlı, büyük harplerin ve siyasi gerginliklerin yılgınlığı içerisindeydi. 93 Harbi 1877 yılında patlak verdi. Rus akınlarına karşı Osmanlı'da muazzam bir direniş vardı. Plevne'de Osman Paşa bugün bile akıllardan silinmeyecek bir mukavemet gösterdi. Kafkaslar'da ise Ahmet Muhtar Paşa'nın namı dört bir yana yayılmıştı. Ahmet Muhtar Paşa gözlerini Aziziye istikamlarına dikti. Tabyaların birinde boğazlaşma sürüyor, diğer ikisinde ses seda çıkmıyordu. Sessizliğe gömülü olanların el değiştirmiş olabileceğini tahmin etmesine rağmen fazla emin olamıyordu. Duruma göre hareket etmesini emrederek ihtiyat kuvvetlerinin kumandanı Kaptan Mehmet Paşa'yı Aziziye tabyasına gönderdi. Aziziye tabyasında gittikçe yoğunlaşan top tüfek gümbürtüleri Erzurum halkını uyandırmıştı. Bütün camilerden halkı savunmaya teşvik edici konuşmalar yapılıyor, Ayazpaşa Camii'nin müezzini 80 yaşındaki Hacı Abdullah da gür sesiyle ortalığı inletiyordu. Ey ahali, ey Erzurumlular! Moskov kafiri Aziziye'yi bastı. Allah'ını seven, eli silah tutan herkes askerimizin yardımına koşsun. Vatanını seven yetişsin. Nene Hatun'un eşi Nalbant İbrahim baltasını kaptığı gibi dışarı fırladı. 3-5 adım attıktan sonra geri döndü. Nene, Rus tabyaları girmiş. Sen evde kal, çocuğa sahip ol. Peşimizden gelme. Ben düşmanın üzerine gidiyorum. Biz Rus'u durdururuz. Ama düşman bizi çiğner de şehre girerse siz kendinizi boğun. Sakın canlı teslim olmayın. Nene Hatun'un dillere destan olan hikayesi bu sırada başlayacaktı. Nene Hatun 3 aylık bebeğini evde bırakarak "Bu bebeği bana Allah verdi, ona Allah bakar" diyerek bebeğini beşikte bırakıp satırı kaptığı gibi o da dış kapıya fırladı. Ellerinde taş, sopa, balta, kazma, tırpan bulunan müthiş bir kalabalık Kars kapıya, Kavak kapıya doğru akıyordu.
Nene Hatun, Köse Mehmet Ağa'nın karısı Şerife'yi, Kara Fatma'yı, Topal Gülizar'ı kalabalığın arasında görünce ölüme giderken can yoldaşlarını bulmuş gibiydi. Erzurumlular ölüme gittiklerini bildikleri halde Aziziye Tabyası'na doğru koşuyordu. Tabyaya yerleşmiş olan Rus askerleri gelenlere yaylım ateşi açtı. Ön sıradakiler o anda şehit oldular. Arkadakiler geri çekilmek yerine daha bir kararlı ve daha hızlı olarak ileri atıldılar. Demir kapılar kırılıp içeri girildi. Boğaz boğaza bir savaş başladı. Mükemmel silahlarla donanmış Moskov ordusu baltalı, tırpanlı, taşlı sopalı, eğitimsiz halk karşısında ancak yarım saat tutunabildi. 2300 Moskov öldürülüp Tabya geri alındı. Türkler 1000 kadar şehit vermişlerdi. Hemen yaralıların tedavisine başlandı. Nene Hatun da yaralılar arasındaydı. Fakat o yarasını aldırmıyor, evindeki bebeğini unutmuş, diğer yaralıların kanını durdurabilmek, yaralarını sarmak için çırpınıyordu. Nene Hatun böyle bir ortamda tanındı ve saygıyla sevildi. Onun vatan için gece başlayan mücadelesi tüm düşman Erzurum'dan kovuluncaya kadar devam etti. Erzurum'un her karış toprağında cephane taşıyarak, yaralılara hemşirelik yaparak, yemek pişirerek, su dağıtarak, hizmetten hizmete koşarak destanlaştı. Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın zaferinde Nene Hatun'un ve onun vatan aşkını paylaşan sivil insanların da payı çok büyüktür. Savaştan sonra da Nene Hatun destan kahramanlarına yaraşır bir asaletle yaşadı. Kendisini ziyaret eden NATO'da görevli Amerikalı subayın bir sorusuna "O zaman vazifemi yapmıştım. Bugün de ilerlemiş yaşıma rağmen aynı hizmeti daha mükemmeliyle yapacak güç ve heyecana sahibim." cevabını vermişti. Nene Hatun'un 4 erkek, 2 tane de kız çocuğu olmuştur. 93 Harbi sonrasında Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı derken oğullarından ikisini de cephede şehit vermiştir. Fakat Nene Hatun ve onun hikayesi esasında 1937 yılında 93 Harbi gazileriyle yapılan bir röportaj vasıtasıyla tanındı. O günden sonra da asla unutulmadı. Geçim sıkıntısı çeken Nene Hatun 1943 yılında Ulusal Kadın Kahramanlardan Nami Hanım ile birlikte Cumhurbaşkanı'na bir dilekçe yazarak yardım istemiştir. Nene Hatun 1952 yılından itibaren Aziziye Anıtı yapılması çalışmaları sırasında yeniden gündeme geldi. 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Refik Koraltan ve karargahı Erzurum'da bulunan 3. Ordu'nun Komutanı Nurettin Baransel Paşa, dönemin Belediye Başkanı Erzurum Valisi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Nene Hatun'a sahip çıkmıştır. 1952 yılında 30 Ağustos zaferi kutlamalarında kendisine 3. Ordu'nun nenesi unvanı verildi. Türk Kadınlar Birliği'nin girişimiyle Türkiye'de ilk defa Anneler Günü'nün kutlandığı 1955 yılında birlik kendisine yılın anası unvanını verdi. Nene Hatun zatürre teşhisiyle tedavi gördü. Erzurum Numune Hastanesi'nde 22 Mayıs 1955 günü hayatını kaybetti. Cenazesi resmi törenle Aziziye şehitliğine defnedilmiştir. Erzurum'daki Aziziye zaferi asker ile halkın birlikte kazandıkları önemli zaferdir. Diğer taraftan bu zafer bir bakıma kadın ve çocukların zaferidir. Nitekim zaferden sonra Erzurumlulara bizzat teşekkür eden dönemin padişahı Sultan II. Abdülhamit 12 Kasım 1877 tarihinde haysiyetli ve onurlu Erzurum ahalisine telgraf başlığıyla bir telgraf göndererek halkın onurlu duruşunu takdir etmiştir. 1952'de Erzurum ve çevresinde incelemelerde bulunan NATO orduları başkomutanı Amerikalı general Erzurum'da Nene Hatun'u ziyaret ederek elini öptü. Bu ziyaretinden yaklaşık bir yıl sonra Amerika'da Saturday Evening Post gazetesinde yazdığı makalede Nene Hatun hakkında şu görüşleri yazdı. 1952 Eylül ayında
O sırada 97 yaşında bulunan dermansız ihtiyar bir kadıncağızı ziyaret maksadıyla buradan çok uzaklarda mütevazi bir eve gitmiştim. 1877 Kasım ayında nene henüz birkaç aylık çocuğunun annesi 22 yaşında genç bir kadındı. Rusya ile Türkiye harp halindeydiler. Bir Rus piyade alayı Erzurum'u henüz kuşatmamıştı. Şehirde bulunan az sayıda Türk kuvvetleri son bir gayretle tutunmaya çalışıyorlardı. Şehir sakinleri Türk kumandanına gitmişler ve ileri gelenleri vasıtasıyla şehirde bulunan kadın, erkek, genç ihtiyar herkesin istilacıları imha etmek için bir gece baskını konusunda kendisine yardıma hazır olduklarını söylemişlerdi. Komşuları Nene Hatun'a bu işe katılmamasını söylediler. Çünkü onun yeri bebeğinin yanıydı. Nene hayır diye cevap vermişti. Bu bebeği bana Allah verdi. Ona Allah bakar. Ben de onu Allah'a emanet edip sizinle baskını iştirak edeceğim. O gece erkekler, kadınlar ve hatta çocuklar tırpan, bıçak ve sopalarla silahlanıp Rus kuvvetlerine hücum etmek için askere katıldılar. Taarruz muvaffak oldu ve Rus alayı imha edildi. Amerikalı general Rigvey'in Nene Hatun ziyaretinden sonra birçok millet kahramanlarını sadece kahramanlık sanatı olan ordularının içinde arar ve ancak böylelikle bulur. Türklerde ise hakiki kahramanlar akla gelmeyen mütevazi köşelerin iddiasız sakinleridir. Çünkü onlar kahramanlık iddiasında da değillerdir. Buna ihtiyaçları da yoktur. Çünkü kahraman olarak yaratılmışlardır. Nene Hatun'un elini bu hisle öpüyor ve onu tanımış olmaktan iftihar ediyorum ifadelerini kullanmıştı. 1911 yılında Erzurum valiliği yapan Mehmet Emin Yurdakul, Nene Hatun'dan ve Azizye mücadelesinden söz eden makaleler yayınlamıştır. Cumhuriyet Gazetesi'nin İstanbul muhabiri gazeteci İsmail Habib Sevük, 1937 yılında geldiği Erzurum'da Nene Hatun ve diğer 93 harbi gazileriyle yaptığı röportajla bu şahsiyetleri Türkiye'ye tanıtmıştır. General Ali Fuat Cebesoy, 1956 yılında yayınlanan Moskova hatıralarında Nene Hatun'dan ve Azizye kahramanlarından söz etmiştir. Başrollerinde Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın rol aldığı 1973 yapımı Gazi Kadın adlı film Nene Hatun'un hayatını konu alır. Talat Uzunyaylalı'nın Nene Hatun'u konu edinen Efsane Kadın Nene Hatun adlı tarihi roman kitabı 2006 yılında yayımlanmıştır. 2010 yapımı Nene Hatun adlı film Nene Hatun'un hayatını konu alır. Ölümünden sonra hakkında birçok kitap ve film yapılan Nene Hatun, Türk halkı tarafından hiçbir zaman unutulmadı. 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı esnasında Nene Hatun, bulunduğu Azizye tabyasının savunmasında sergilediği kahramanca duruş sayesinde günümüzde saygıyla andığımız yüce kahramanlardan birisidir. Bugün bu videomda ünlü Türk kadın kahraman Nene Hatun'u sizlerle buluşturmuş olmaktan çok mutluyum. Umarım sizler için faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki videoma kadar kendinize iyi bakın, dostça kalın, ortak paydada kalın. Hoşça kalın. Thank you.